Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin evrim ve kökenini anlamakla ilgili videoları çekmeye devam ediyorum. İnsan dilini kavranmasında en önemli zorluk, insan dilinin geçmiş türlerdeki evrimsel kökenlerinin ortaya konulması ve bunların kavranmasıyla ilgili olduğunu sık sık vurgulamıştım. Gerçekten de öyledir. İnsanın hayvandan ne bakımdan farklı olduğunu, insanla hayvan iletişim sistemlerinin birbirleriyle olan farklılıklarının bugünkü düzeyinin bizi yanıltmaması gerektiğini sık sık vurgulamıştım. Özellikle bu konuyu zorlaştıran, insanı hayvanlardan ayıran özelliklerin ne olduğu ya da insanın hayvanlarla birlikte paylaştığı noktaların neler olduğunu iyi kavranamaması olduğunu söylemek mümkün. Bu konuda geçmişte aşılmaz sınırlar olduğu ve insanın başka bir düzey olduğu, dolayısıyla hayvanla insanı karşılaştırmanın saçma bir düşünce olduğu görüşü çok yaygındı. Nitekim sayısız filozof, düşünür, bilim insanları geçmişte insanla hayvan arasında aşılmaz sınırlar olduğu konusunda hemfikirdi. Fakat bu görüşü kökünden değiştiren, bildiğiniz gibi, Darwinci evrim teorisi oldu. Darwinci evrim teorisiyle birlikte biyolojik yapı, organ ve işlevlerin gelişmesindeki türler arasındaki devamlılığın aslında bilişsel yetenekler bakımından da söz konusu olduğu kuramsal teorik olarak ortaya konmuştur. Fakat Darwin'in döneminde bu teorik açıklamaların dayanacağı bilimsel temel yeterince güçlü değildi. Çünkü daha önce de vurguladığımız gibi Darwin döneminde ne genetik vardı, ne biyokimya vardı, ne evrimsel biyoloji vardı. Bu tip yeni bilim dallarının gelişmemiş olması nedeniyle Darwin ancak mantıksal olarak bir takım şeyler ortaya koymuştu. Ama aradan geçen bunca zamandan sonra biz hayvanlardaki bir takım bilişsel yeteneklerle insanlardaki bilişsel yeteneklerin aynı ortak kökenden geldiğini, özellikle beyin ve beyindeki yapıların temelini oluşturan nöronlar bakımından ta ilkel canlılar, ilkel denilen bazı canlılardan itibaren nöronların geliştiği ve örneğin bir hidrada ya da bir deniz anasında öğrenme, hatırlama ve tepki verme süreçleri nasıl insanlarda da temel işleyişin aynı olduğunu bugün bilim insanlarının çalışmalarıyla görmüş olduk. İnsan iletişim sistemi olarak dille hayvanların iletişim sistemleri arasındaki bugün görünürdeki büyük ve olağanüstü farklılıkların temeline indiğimizde aslında farklı bir mekanizmalardan ve öğrenme süreçlerinden geçilmediğini ortaya koyabiliriz. Fakat burada işin içine bir takım ön yargılarımız giriyor. Darwinci evrim teorisinden önce insanla hayvan arasında aşılmaz sınırlar olduğu söylenmekle birlikte Darwinci evrim teorisinden sonra bu sınırların sanıldığı kadar aşılmaz olmadığı ve aşamalı bir gelişimin mümkün olduğu ortaya konmuş oldu. İnsan dilinin kavranmasında evrimsel kökenlerle ilgili, reflekslerle ilgili yaptığım videoda bir takım temelleri ortaya koymaya çalışmıştım. Şimdi reflekslerle birlikte İçgüdüler konusuna da değinmemiz gerekiyor. Bu konuda da aslında belli önyargılar ve kalıpsal dogmatik inançların büyük rolü var. Genellikle refleksler ve içgüdüler arasında somut ve net ayrımlar yapılmadığı için çok genel ve kaba bir takım şeyler söyleniyor. Örneğin işte reflekslerin uyaranlarının belli olduğu, oysa içgüdülerde böyle bir somut ve belli bir uyaranın her zaman tespit edilemeyeceği. Reflekslerin basit ve genellikle bir ya da birkaç kasın devrede olduğu, otomatik tepkiler olduğu, oysa içgüdülerin bir dizi farklı davranışların ard arda gelmesiyle oluşan karmaşık davranışlar bütünü olduğu, reflekslerin geçici olarak ertelenebilir özellik göstermekle birlikte içgüdülerin ertelenemez ve denetlenemez biçimde otomatikman gerçekleştiği, reflekslerin farklı türlerde aynı biçimde görülebileceği, fakat buna
rağmen içgüdülerin belli türlere özgü, çok özgün davranış kalıpları olduğu gibi bir takım ayrımlar var. Bu ayrımlardan hareketle refleksler ve içgüdüler konusunda yerleşmiş bazı anlayışlar var. Bulmaca çözen arkadaşlar bileceklerdir. Bulmacalarda sık sık şu türden sorularla karşılaşılır. İçgüdülerle hareket eden canlı. Bu sorunun yanıtı hayvan olması gerekir. Yani bu bulmacayı hazırlayanlar ve bugünkü yaygın görüş temelinde böyle bulmacalar hazırlanır. Ya da içgüdüleriyle değil de bilinç ve aklıyla hareket eden canlı, bu da insan oluyor. Bulmacalardan bizden istenen yanıtlar. Şimdi ben bu videoda içgüdülerin aslında da çok temel bir takım düzenekler olduğunu, hayvanlarda olduğu kadar insanlarda da içgüdülerin güçlü biçimde bulunduğunu, fakat bu içgüdülerin değişik öğrenme biçimleriyle desteklenen ve geliştirilebilir özellikleri nedeniyle insanlar tarafından pek fark edilmediğini ortaya koymaya çalışacağım. İşin aslında içgüdüler tıpkı refleksler gibi canlıların temel yaşamsal faaliyetlerine doğrudan bağlı olarak gelişmiş hayatta kalma düzenekleridir. Yani bildiğiniz gibi canlılığın en temelinde bir takım faaliyetler var. Nelerdir bunlar? Birincisi beslenme. Enerji almadan hiçbir canlı bütünlüğünü, hayatiyetini sürdüremez. Dolayısıyla her canlı beslenmek zorunda. Ama bazı canlılar, örneğin işte bitkiler ya da mavi yeşil alg dediğimiz canlılar, bu besini, güneş enerjisini fotosentez vasıtasıyla dönüşüme uğratarak kendilerine kullanılabilir hale getirebiliyorlar. Ama bunun dışındaki bütün canlılar, istisnasız bütün canlılar, böyle bir yetenekten yoksunlar. Besinlerden almak zorundalar. Bunlar da ya bitkileri yiyerek ya da hayvanları yiyerek ya da onlardan doğrudan tüketerek sağlanması gerekiyor. Canlılığın ikinci temel özelliği hayatta kalma. Hayatta kalma ve güvenlik. Çünkü hayatta kalma ve güvenlik sağlanmadığı sürece canlının devamiyeti, canlı bireyin yaşamını sürdürmesi olanaklı kalmayacak. Dolayısıyla da üremesi ve bir sonraki nesilleri ortaya koyabilecek üreme faaliyetini gerçekleştirmesi bulunmayacak. Demek ki kabaca beslenme, hayatta kalma ve üreme canlılığın temelinde bulunan en yaşamsal faaliyetler. Şimdi bu en temel yaşamsal faaliyetlerden hareketle diğer gelişen faaliyetleri ve etkinlikleri ortaya koymamız gerek. Bugün çok karmaşık bir etkinlik olarak dilden söz ettiğimizde, dilin bir takım yapılarının geçmişe gittiğimizde bu beslenme, üreme ve hayatta kalma faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmaları gerekiyor. Çünkü Darwin'ci evrim teorisinin en önemli ilkelerinden birisi de ortak kökenden gelmeydi. Ortak kökenden gelen canlılar farklı özellikler geliştirdikçe daha üst gruplara, onlar da giderek kendi içinde ayrışarak türlere kadar gelişiyordu. Şimdi bu söylediğim aslında içgüdülerin insanlarda da olduğunun temelini oluşturan basit bir ilke. Şimdi insanlarda bir takım içgüdülerin olduğunun somut bazı örneklerini ele almak istiyorum. Hatırlayacağınız gibi daha önceki bir videomda yapılan bir deneyde bazı kadınlara erkeklerin terli atletlerinin koklatıldığını ve bu koklatma sonucunda kadınların genel olarak kendi genetik yapılarına uzak olan erkeklerin kokularını daha çekici bulduklarını söylemiştim. Bu aslında bilinçsiz, kendiliğinden içgüdüsel bir seçilimdi. Neydi bu seçilimin altındaki mekanizma? Bu seçilimin altında yatılan mekanizma şuydu: sağlıklı ve gelişmiş yeni kuşakların üretebilmenin temel yolu genetik çeşitliliği sağlamak. Genetik çeşitlilik sayesinde daha farklı özellikler arasından yapılabilecek seçimle en uygun ve en sağlam olanın seçilmesi olanağıydı. Bu kadınlar ister istemez bu genetik çeşitliliği artıracak biçimde kendi
genetik yapılarından en uzak olan erkeklerin kokularını çekici buluyorlardı. Peki bu sıra dışı ve istisnai bir tepki miydi? Hayır. İnsanın evrimine ve geçmişe baktığımız zaman antropolojik ve sosyolojik veriler bize bunun geçerli olduğunu ortaya koyuyor. Bunun bir takım somut örnekleri var. Örneğin ensest yasağı. Yeryüzünde şimdiye kadar binlerce, on binlerce farklı topluluk yaşadı. Ve bu toplulukların içerisinde sıra dışı bazı topluluklar olmakla birlikte ki ama sıra dışı bu topluluklar örneğin ensest yasağına uymamışlardır. Ama ensest yasağına uymamalarının bedeli çok ağır olmuştur. Ensest yasağına uymayan topluluklar kendi genetik yapılarını çoğaltma ve seçenekleri artırma şansı kaybettikleri için kısa sürede büyük çıkmazlar içerisine girmişlerdir. Şimdi ensest yasağına uyulmamasının günümüzdeki iz düşümleri ve görünümlerini yakın akraba evliliklerinde hepimiz biliyoruz. Örneğin yakın akraba evlilikleri sonucunda doğan yeni çocuklar büyük riskler altındadır. Bu büyük risklerin kaynağı da aslında genetik çeşitliliğin azalmış olmasından dolayı bir takım hastalıklara ve kusurlara yeni doğan çocuğun yatkın olmasıdır. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedenini anlamak için tabii genetikle ilgili embriyolojinin bir takım ilkelerine geri gitmemiz gidiyor. O zaman da konu biraz dağılmış olacak ama bebeklerin sağlıklı ve gelişmiş halde olabilmeleri için anne ve babadan gelen genlerde kusurlu genlerin ayıklanması ve sağlam olanların çocuğun gelişmesinde etkili olması gerekiyor. Bu açıdan geçmiş insan toplumlarının çok büyük bir kısmında yakın akraba evlilikleri yasaklanmıştır. Hoş görülmez, bundan tiksinilir hatta. Buna bağlı olarak geçmiş topluluklar genellikle sosyolojik açıdan egzogami denilen topluluklardı. Egzogami ne demek? Dıştan evlenme demek. Yani bir toplulukta topluluk içerisindeki genç kızlar ve erkekler birbirleriyle evlenmiyorlar. Evlenilecek eş yabancı topluluklardan alınıyor. Tabii kuşkusuz bu yabancı topluluklardan eş alımı geçmiş toplumlarda büyük çatışmalara ve gerilimlere neden oluyordu. Yani kendi içinde evlenemeyen, kendi topluluğu içinde birileriyle evlenemeyen diyelim savaşçı erkekler başka toplumlara saldırıyorlar. Oradan o toplumları yağmalarken bu yağmalamanın doğal bir parçası olarak o toplumdaki kadınları ve genç kızları da kendi topluluklarına getiriyorlardı. Dolayısıyla bu bitmek tükenmek bilmeyen değişik çatışmanın kaynağı durumuna gelmişti. Gerçi geçmişte daha sonra endogami dediğimiz topluluk içi evlenmelerin de ortaya çıktığı, böylesi toplumların da çok sayıda olduğunu biliyoruz. Fakat bunlar genellikle neolitik devrim dediğimiz tarım devriminin ortaya çıkmasından sonra ortaya çıkan yeni oluşumlardır. Tabii buradaki esas dürtü, esas amaç topluluk içerisindeki birikmiş servetin dışarıya gitmemesi, içeride kalmasını sağlamaya yönelik bir anlayıştır. Tabii bu anlayış bazı topluluklarda daha da ileri boyutlara gitmiştir. Örneğin diyelim bir erkek öldüğü zaman onun eşi erkeğin kardeşlerinden herhangi birisiyle otomatikman evlendiriliyordu. Buna leviratizm deniyor. Örneğin Araplarda, eski Türklerde, Moğollarda bu leviratizm örneklerini görüyoruz. Buradan anlatmak istediğim şu, bu kadar çok sayıda topluluğun egzogamik olması ve hemen hemen geçmiş birçok insan topluluğunda günümüzde de dahil ensest yasağının duruyor olması, bugünkü genetik bilgilere sahip olmayan geçmiş toplumların buna titizlikle uyuyor olması aslında onlarda içgüdüsel bir davranışın
söz konusu olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü eğer böylesi bir içgüdüsel bir tepki olmasaydı, sıra dışı örneklerini bir takım toplumlarda gördüğümüz yakın akraba evlilikleri hatta ne ilişkin bir takım şeyler, yasaklar toplumların ezici bir çoğunluğunda olmazdı. Şimdi üreme ile ilgili bizde başka içgüdülerin olduğuna ilişkin başka bulgular da var. Güncel konuşmalarda ve güncel dilde ten uyumu diye bir şeyden söz edilir. Bazı insanlar böyle kısa sürede birbirlerine büyük bir çekilim duyarlar ve kavuşma ya da birbirleriyle bir arada olmak için güçlü bir tutkuya kapılabilirler. Buna da ten uyumu denir. Ya da benzer biçimde böyle bir görüşte aşık olmak, hızlı ve ani aşk tutkularında feromonların geçerli. Feromon dediğimiz bir takım kimyasal ileticilerin burnumuzdaki bir takım özel bölgelerde hissedildiği, bazı birlikteliklerde bu feromonların iş başında olduğunu bugün bilimsel olarak ortaya konmuş durumda. Bir arada olma tutkularının bununla ilgili olduğu söyleniyor. Kısacası gerek egzogami, gerek enses yasağı, gerek ten uyumu, gerekse bir görüşte aşk gibi bir takım konuların açıklanmasının temellerine indiğimiz zaman burada söz konusu olan bazı içgüdülerin olduğunu ve bu içgüdüler sayesinde bu davranışların ve hareketlerin geliştiğini söylememiz yanlış olmaz. Buna ilişkin içgüdüsel davranışların geçmiş canlılardan insanlara doğru evriminde çok sayıda örneğini gördüğümüz hayatta kalma stratejilerine ilişkin bir takım tepkilerden bunları anlayabiliyoruz. Hayvanlar dünyası ile ilgili değişik belgeselleri izlediğiniz zaman bir takım hayvanların kendilerine yönelik avcılardan kurtulmak için yaptıkları bir takım hareketleri görebilirsiniz. Örneğin kaçınma. Kaçınma davranışı birçok hayvanın otomatikman gerçekleştirdiği bir harekettir ve tehditten uzaklaşmak için yapılan bir otomatik harekettir. Bazı hayvanlar dikkatli hareketsizlik dediğimiz bir moda girerler. Bu da dikkatli hareketsizlik sürecinde potansiyel avcıdan yani düşmanlarından korunmak için hareket bile etmez ve nefes almadan böyle adeta donup kaldıklarını görürüz. Son ana kadar kendini düşmanından gizleyebilmek ya da onun dikkatinden kaçabilmek için bunu bütün hayvanlar yaparlar. Geri çekilme ve agresif savunma dediğimiz özellikleri de biz hayvanlarda görüyoruz. Agresif savunmanın en tipik ve görsel örneği kendilerinden güçlü birilerinin karşısında savunma reflekslerdir. Kedi kaçar, çekinir, bir köşeye şey yapar ama onu ısrarla taciz etmeye ve saldırmaya devam ederseniz son anda artık sırtını dikleştirir, tıslamaya başlar ve rakibi ne kadar güçlü ve kendisinden iri olursa olsun ona saldırır. Buna agresif savunma diyoruz. Hayatta kalmayla ilgili stratejilerden bir diğer ilginci, rakibine karşı teslimiyet ve kendini ona sunarak onun saldırganlığını dizginleme çabasıdır. Bunun da en çarpıcı ve görsel örneklerini genellikle köpeklerde görürüz. Köpekler ya da kurtlar, çakallar gibi hayvanlarda güçlü olana karşı koyamayacağını anlayan zayıf olan taraf bir noktadan sonra mücadele etme arzusundan vazgeçer, sırt üstü yatar, ayaklarını açarak karnını savunmasız bir biçimde rakibine sunar ya da boynunu. Bu aslında ben teslim oluyorum anlamına gelir ve genellikle de bu teslim olma hareketi gördükten sonra saldıran taraf saldırıyı keser. Köpeklerde, çakallarda, kurtlarda falan görülen olay budur. Peki bu davranış insanlarda var mı? Evet, insanlarda da var. Ama insanlarda doğrudan
bu kadar açık biçimde belli olmuyor. Ama örtülü biçimde bir takım başka tepkilerde bunun izlerini görebiliyoruz. Örneğin Stockholm sendromu diye bilinen bir tepki vardır. Bu Stockholm sendromuna ilişkin filmler falan da çekilmiştir. Stockholm sendromunun esin kaynağı olduğu olay şudur. İsveç'te bir banka soyuluyor. Bankayı soyan iki tane soyguncu var. İşte rehin alıyorlar bankadakileri. Uzun bir iki üç günlük bir gerilimli bir süreç sonucunda soyguncular teslim oluyorlar. Daha sonra polisler kurbanlarla, yani rehin alınan insanlarla yaptıkları konuşmalarda şaşırtıcı bir gerçekle karşılaşıyorlar. Rehine alınan kadınların birçoğu, sayıyı hatırlamıyorum ama azımsanmayacak bir miktarı, soygunculardan birisiyle büyük bir empatik, daha doğrusu empatik demeyeyim de ona yönelik büyük bir beğeni ve hoşlanma tepkisi gösteriyorlar ve kesinlikle bu soyguncudan şikayet olmuyorlar. Yani deyim uygunsa soyguncuya aşık oluyorlar. Tabii bilim insanları buna çok şaşırıyorlar. Fakat daha sonra bu konuda değişik araştırmalar yapıldığında Stockholm sendromu dediğimiz bir tepkiselliğin insanlarda genel olarak görüldüğü, hatta bazen toplumsal düzeyde kendilerini mağdur eden ve sıkıntıya sokan güçlere karşı insanların kölece bir bağımlılık ve bağlılık gösterdikleri, bunun da Stockholm sendromu bir görünümü olduğu söyleniyor. Ama biz bu Stockholm sendromunun gerisine gittiğimiz zaman aslında bunun örneklerinin değişik başka canlı türlerinde yatıştırmaya yönelik hareketlerden kaynaklandığını da görebiliyoruz. Yani, hayatta kalma stratejilerinden bir başkası da tonik hareketsizlik dediğimiz bir tepki davranışı, bir tepkiden kaynaklanıyor. Bunu aslında gene değişik belgeselerde de videolarda görmüşsünüzdür. Çaresiz bir duruma gelen bazı hayvanlar rakiplerinden kaçma şansları olmadığında birdenbire kendilerini yere atıyorlar, ölmüş gibi kaskatı kalıyorlar. Yani ölü taklidi yapıyorlar. Ve bu ölü taklidi yapma bazı durumlarda gerçekten işe yarıyor. Çünkü biliyorsunuz hayvanların çoğunda, ki bizde de vardır o içgüdü, ölüleri yemekten genellikle kaçınılır. Çünkü bir canlının ölmesi kısa sürede vücut yapılarının bozulması ve toksik bir takım salgıların ortaya çıkmasına neden olduğu için genellikle ölüleri yeme yönünde bir eğilim yoktur. Bunun tek istisnası leşçiller dediğimiz sırtlan, akbaba gibi bir takım canlılar ancak ölüleri yiyebilir. Ama zaten onların mide ve organizmaları çürümüş organik besinleri yemeye uyarlandığı için bundan onlar zarar görmez. Ama bunların sayısı tüm canlı hayvanlar içerisinde diyelim %1-2'dir. Ama onun dışında hayvanların ezici bir çoğunluğu ölü kurbanlarını yemezler. Yani kendileri öldürdükleri zaman onu yerler ama rastgele buldukları ölü bir avı yemezler. Canlıların çoğu yemediği için bu ölü taklidi birçok durumda işe yarar. Şimdi bu ölü taklidi yapma içgüdüsünü ve bu hareketin meydana getirdiği davranışa tıp dilinde tonik hareketsizlik deniliyor. Şimdi tonik hareketsizlik diye internete yazdığınızda çok sayıda örnek görebileceksiniz. Örneğin tavuklar da bu çok tipiktir. Bir tavuğu hafifçe yumuşak bir şekilde yere dayayın. Başını yere doğru eğin. Ondan sonra tavuğun gözlerinin karşısına düz bir çizgi çektiğiniz zaman tavuk birdenbire felç olur ve tonik hareketsizlik haline girer. Yani kendinden geçer. Hayvan ne kıpırdar ne bir şey yapar. Bununla ilgili birçok video var. İnternette isteyen arkadaşlar bakabilir. Şimdi bu tonik hareketsizlik sadece tavuklarla ilgili bir şey değil. Örneğin köpek balıklarında da var. Köpek balıklarının tonik hareketsizlik
haline girmeler ilk bakışta çok şaşırtıcı. Tavukların tonik hareketsizliğine ilişkin videoları izlediğiniz zaman şunu göreceksiniz. Bazıları direkt bu az önce sözünü ettiğim çizgi çizme hikayesinden öte. Örneğin tavuğun boynunu hafifçe okşamayla da tonik hareketsizlik haline sokulabiliyor. Nitekim çiftleşme sırasında horozlar tavukların üstüne çıktığında tavukların birçoğunun belli anlarda tonik hareketsizlik haline girdiği de tespit edilmiş durumda. Burada ilginç olan şu, örneğin insanlar arasında meydana gelen bazı tecavüz olaylarının ardından kurbanlarla yapılan mülakatlarda, söyleşilerde şu görülüyor. Bazı kurbanlar örneğin hiçbir şey yapamadım, adeta kilitlendim, böyle birdenbire felç oldum biçiminde şeyler söylüyorlar. Aslında bu da bir tür tonik hareketsizliktir işte. Normal bakışta hiç tanımadığı bir tecavüzcünün yaptığı harekete karşı kadının direnmesi, umutsuzca da olsa çırpınması beklenirken bazı kadınların bunu göstermemesini bir takım yorumcular yanlış yorumlayıp onun rızası olduğu anlamında yorumluyorlar. Oysa ki burada söz konusu olan kadının tonik hareketsizlik içerisine girmesidir. Çünkü bu tonik hareketsizlik dediğimiz durum evrimsel süreçte milyonlarca yılda gelişmiş bir hayatta kalma stratejilerinden bir tanesidir. İlginç olan bu tonik hareketsizliğin örneğin köpek balıkları gibi denizlerin korkulan yırtıcılarında da görülebilmesi. Yani özellikle de kaplan köpek balığı gibi bazı çok saldırgan türlerde bile bu tonik hareketsizlik hali görülebiliyor. Bilim insanları bu işi öğrendikleri için örneğin köpek balıklarının burunlarını hafifçe okşayarak onları kendilerinden geçirip bayılmış bir halde sokabiliyorlar ve böylece çip takıyorlar. Bunlarla ilgili de çok sayıda videolar var. Eminim bu videoları izleyen arkadaşlar gözlerine inanamayacaklardır. Yani korkunç köpek balığı basit bir hareketle birlikte kendinden geçiyor ve felç oluyor. Şimdi bilim insanlarının söylediklerine göre timsahların karnı okşandığında timsahlar da tonik hareketsizlik durumuna geçiyormuş. Tabi böyle bir deneyi yapmaya kimsenin cesaret edeceğini sanmıyorum ama bilim insanları bunu söylediklerine göre gerçekliğinin olması gerekiyor. Peki timsahlar ya da köpek balığı gibi günümüzün korkunç yırtıcılarında bile bu tonik hareketsizliğin olmasının nedeni nedir? Bu da büyük ihtimalle milyonlarca yıl önceki doğal ortamda onların çok daha büyük düşmanlardan sakınmak için bu stratejileri geliştirmiş olmalardır. Çünkü o dönemde geliştirilen bir evrimsel kalıntı olarak tonik hareketsizlik bugünkü köpek balıklarında ve timsahlarda, vatozlarda falan var. İşin garibi orka dediğimiz katil balinalar bu özelliği bildikleri için örneğin vatozları ve köpek balıklarını tonik hareketsizlik durumuna sokarak artık bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum onunla ilgili video izlemedim ama olduğu söyleniyor. O videolarda katil orkaların köpek balıklarını ve vatozları tonik hareketsizlik durumuna sokarak avladıkları da anlatılıyor. Biraz önce horozların tavuklarla çiftleşme sırasında tavukların girdikleri tonik hareketsizlik halinin örneğinin insan tecavüzcülerinin kadınlara yönelik saldırılarında da gündeme geldiğini ve onun bir devamı olduğunu söylemiştim. Buraya kadar söylediklerimi toparlarsam, hayatta kalma stratejileri olarak kaçınma, dikkatli hareketsizlik, geri çekilme, agresif savunma, yatıştırma yani Stockholm sendromu ya da tonik hareketsizlik, ölü taklidi yapma gibi savunma stratejileri milyonlarca yıllık evrim süreci içerisinde belli canlı türlerinde içgüdüsel hale gelmiş davranışlar bütünü haline alabiliyor. Günümüzün psikiyatri ve psikoloji bilimlerinin ele aldığı bir takım insani davranış bozuklukları ile ilgili sorunlarda ve bir takım sendromların açıklanmasında bu hayatta kalma stratejilerinin
etkilerinin olmadığını söylemek doğru olmaz. Değişik düzeylerde çocuklarda ve yetişkinlerde görülen davranış bozukluklarının bir kısmının bu hayatta kalma stratejileriyle doğrudan ilgili olduğunu bugün artık biliyoruz. Takıntılı nevrozlar ve bir takım psikolojik rahatsızlıkların da aslında bu tür evrimsel süreçte gündeme gelmiş hayatta kalma stratejilerinin bir devamı olarak ele alınması mümkün. Mutlaka çevrenizde görmüşsünüzdür. Bir yeri defalarca yıkar, temiz olmayan bir yerlere hiç elini sürmez, sürekli yanlarında hijyenik solüsyonlarla gezer, eldiven taşırlar, maske taşırlar. Bazı insanlar yaşadıkları evde kapıyı kilitlerler, üstüne sürgü çekerler. En ufak bir ses duyduklarında hemen dikkat kesilir, o güvenlik tedbirlerini kontrol etmeye çalışırlar. Bu tip takıntılı ve abartılı güvenlik sağlama kaygılarının da kökeninde hayatta kalma stratejileriyle ilgili geçmiş içgüdüsel davranışların mutlaka rolü var. Üremeyle ilgili insan faaliyetlerinde olduğu gibi hayatta kalma stratejileriyle ilgili bazı insan davranışlarının da içgüdüsel temellerinin milyonlarca yıllık evrimsel süreçte aranabileceğini görmüş oluyoruz. Üreme ve hayatta kalma stratejileriyle ilgili verdiğim bu örneklerin yanı sıra beslenmeyle ilgili bir takım içgüdüsel davranış ve hareketlerin de bizde temelinin olduğunu söylemek abartılı olmaz. Biraz önce leşçil hayvanların özelliklerinden bahsederken bizde de bu tip tiksinme ve iğrenme türü davranışların olduğunu söylemiştim. Gerçekten öyledir. Örneğin bozuk besinleri kokularından anlayabiliyoruz. Yani bunları ağzımıza aldığımız anda tükürmeye çalışmamız, bunları yutamamamız, yani diyelim farkında olmadan bunların bulunduğu karışık bir besin yediğimizi düşünelim. İçinde çürümüş bir şeyler olduğunu varsayalım. Eğer çok baskın bir koku halinde ve koku ve tat halinde değilse bunları bilmeden yutabiliyoruz. Örneğin yuttuğumuz zaman da başımıza neler geldiğini biliyorsunuz. Ama normal koşullarda hiçbir memeli ve dolayısıyla hiçbir insan diyelim günler önce ölmüş bir hayvanın etini yemez. Bozulmuş, çürümüş, üzerinde mantarlar ve bakteriler türemiş hiçbir bitkiyi, sebzeyi yemeyiz. Yani bunları tercih etmediğimiz için değil, öylesine güçlü içgüdülerimiz vardır ki bunların zaten görüntüsünden bile hemen ne olduklarını anlarız ve bunlardan uzak dururuz. Görüntüyü de anlayamadığımız şeyleri kokularından hemen bizim vücudumuz için zararlı olduklarını hissederiz ve onlardan hemen uzaklaşırız. Bunu da yapamadığımız zaman zaten tatlarını dilimize değdirdiğimiz anda bizim tat olma organımızın evrimsel süreçte kazanmış olduğu bir takım yetenekler sayesinde bunların vücudumuza zararlı olacaklarını bildiğimiz için hemen refleksif bir şekilde tükürmeye, yuttuysak da bunları çıkarmaya çalışırız. Sanırım buraya kadar verdiğim örnekler şunu ortaya koymuş oluyor. Hayvanlar yalnızca içgüdüleriyle hareket eden canlılar, insanlar ise içgüdüleriyle değil de, zaten onlarda içgüdü yoktur, İnsanlar esas olarak bilinçleri ve akıllarıyla hareket ederler şeklindeki dogmatik anlayışın doğru olmadığını burada ortaya koymuş olduğumu düşünüyorum. İnsanlarla hayvanlar arasında içgüdüler ve davranışlar bakımından bir devamlılık olduğunu ortaya koymak aslında insan iletişim sistemi olarak insan diliyle hayvan iletişim sistemleri arasındaki devamlılığın kavranması bakımından da büyük önem taşıyor. Çünkü hayvanlarda içgüdü bulunduğu gibi bizde de değişik içgüdülerin bulunduğu, fakat bu içgüdülerin saf bir biçimde değil,
öğrenmeye dayalı davranışlarla süslenmiş ya da genişletilmiş bir biçimde olması işin özünü aslında değiştirmiyor. Daha önceki videolarımdan birisinde içgüdülerin çoğunun aslında bir potansiyel olarak canlı türlerinde bulunduğunu, bunların zamanla öğrenilmiş davranışlarla pekiştirilerek geliştirildiğini ve kalıcı hale getirildiğini anlatmıştım. Örneğin ördek ve kaz yavrularının yani palazların annelerini takip etmelerinin bir içgüdü olduğunu, fakat bu içgüdünün oluşabilmesi için gerekli koşulların çoğunun çevreden öğrenilmeyle gerçekleştirildiğini anlatmıştım. Örneğin Konrad Lorenz denilen etolog, yani hayvan davranış bilimcisi, bunun nasıl olduğunu ortaya koymuştu. Konrad Lorenz'den önce ördek ve kaz yavrularının annelerini otomatikman içgüdüsel olarak takip ettikleri düşünülüyordu. Oysa ki Konrad Lorenz bir kutunun üzerine bir sopa, sopanın üzerine yuvarlak bir şey koyup teypten anne ördeğin sesini çıkartarak yumurtadan yeni çıkan yavruların önünde yürüdüğü zaman kısa bir süre sonra yavrular sadece Konrad Lorenz'in peşinden gitmeye başladılar. Çünkü ona basılanmışlardı. Yani bir süre sonra anneleri, gerçek anneleri ileriye konduğu halde annelerinin peşinden değil, Konrad Lorenz'in peşinden gidiyorlardı. Neden? Çünkü bu yavrular doğdukları anda belli bir ördek sesini ve belli bir ördek silüetini algılayabilecek bir içgüdüyle doğuyorlar. Fakat bu içgüdünün pekişmesi doğal ortamlarında, çevrelerinde genellikle yalnızca anneleri olduğu için kolay bir biçimde annelerine basılanıp onu takip ediyorlar. Ama annelerini devreden çıkarıp Konrad Lorenz'in yaptığı gibi basit bir kutu ve teypten çıkartılan bir ördek sesiyle bu işlem yapıldığı zaman yavrular bu sefer kendi doğal annelerini değil araştırmacıyı, yani Konrad Lorenz'i ya da onun yardımcılarından birisini takip etmeye başlıyorlar. Şimdi bu örnekle birlikte şunu geçmişte anlatmıştım. İçgüdüler aslında saf, tamamen otomatik, türe özgü davranışlar değildir. Kuşkusuz bunların temelleri vardır. Fakat bunlar çok basit bazı simgesel şeylerle ortaya gelirler. Bir başka örnek olarak martı yavrularının annelerinin gagasının kenarındaki kırmızı noktayı gagalaması örneğini vermiştim. Yavrular bu annelerinin kırmızı gagasını gagalayarak annelerinin kusması yemeği sağlıyorlardı. Ama oysa ki bu düzenek anne gagasıyla değil de başka herhangi bir kırmızı benek onlara gösterildiği zaman, ya yumurtadan çıktıktan sonra, bu sefer hemen o beneği gagalıyorlardı. Kısaca toparlarsam, hayvanlarla insanları ayıran içgüdünün birisinde olup diğerinde olmaması, hayvanların içgüdüleriyle insanların ise bilinç ve akıllarıyla hareket ettikleri değildir. Darwinci evrim teorisi, içgüdülerin evrimsel süreçte, milyonlarca yıllık süreçte değişik türlerde geliştiğini, bu içgüdüsel davranışların memelilerde ve doğal olarak gelişmiş bir memeli olan insanda da bulunduğunu, fakat insandaki davranışların daha üst düzeyde karmaşık ve değişik süreçlerden geçerek oluştuğu için bu içgüdüleri çoğu zaman fark edemediğimizi unutmamak gerekiyor. Buradaki bir diğer konu da konuya bilinçli bir biçimde içgüdülerin yapısını bilerek hayvanları gözlemlemek ve insanların davranışlarını gözlemleme yeteneğimiz olmadığı için, çoğumuz için bu geçerlidir. Dolayısıyla hayvanlardaki içgüdüsel olmayan öğrenmeye dayalı davranışlarla insanlardaki salt öğrenmeye dayalı olmayıp içgüdüsel düzeneklerle gelişmiş davranışlar arasındaki ayrımları pek yapamıyoruz. Bunu yapamadığımız için de
Sonuçta hayvanla insan arasındaki fark konusunda geçmişten bu yana gelen binlerce yıllık bir dikotomik yani ikili karşıtlık hala söz konusu olabiliyor. Bu da hayvanların içgüdüsel davrandıkları, akıl, bilinç sahibi olmadıkları, buna karşılık insanların içgüdülerinin baskısından kurtuldukları, bütün davranışlarının bilinçli ve akıllı tercihlerle yönlendirildiği şeklinde bir yanlış inanca kapılabiliyoruz. Umarım bu videoda verdiğim örneklerle bu yanlış inancın temelsizliğini ortaya koymuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.